Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Başlayalım inşallah. Evet. Bugünkü dersimiz Yusuf Suresi 70. ayetten başlıyor. Yusuf Suresi bildiğiniz gibi Mekki bir süredir. Mekke'de nazil olmuştur. Ve Yusuf Suresi'nin konusu ismi gibi sadece Yusuf'tur. Yani sürenin sonuna doğru yaklaşık bir sayfa, bazı nasihatler, bazı ibretli dersler, mesajlar var. Ama bunun ötesinde geriye kalan, baştan itibaren hep Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası detaylı olarak anlatılmaktadır. Yusuf ismi Kur'an'ın bir kaç yerinde geçmektedir. Ama kıssası, hikayesi sadece burada geçmektedir. Ve de burada dikkatimizi çeken husus bu hikayenin çok detaylı anlatılmış olmasıdır. Normalde Kur'an-ı Azimüşşan'ın geçmiş peygamberlerin olayları anlatma hususundaki üslubu fazla detaylara girmemek. Yani olayın mücmen noktalarını, yani Kur'an'ın bağlamında kendisini ilgilendiren, nedir mesela? İbret olan hususlar, ders olan hususlar, insanlar için küfürden caymalarını sağlayacak hususlar, yani inzara elverişli olan hususlara yer verilir, diğer detaylı hususlara fazla yer verilmez. Ama Kur'an-ı Azimüşşan burada ilginç bir şekilde Yusuf Aleyhisselam'ın rüyasından tutun, yani gördüğü rüyadan tutun, kuyuya atılmasına kadar, kılı satılmasına kadar, o Aziz'in hanımının durumuna kadar böyle çok detaylı bilgiler vermiş. Tabii bu detaylı bilgilerin verilmesinin elbette bir takım dersleri ve hikmetleri vardır. Genel olarak şunu söyleyebiliriz. Kur'an-ı Azimüşşan kayıt almışız. Bunu kayda al. Evet, her geldi. Olur. Kayıt başladı hocam. Öyle mi? Tamam. Kur'an-ı Azimüşşan hem hükümlerini koyarken hem de içerik itibariyle sadece örneğin toplumun az bir kesimini, diyelim ki elit tabakasını, kültürlü tabakasını veya sadece tarihçi tabakasını, örneğin bunları sadece bunları ölçü almaz. Kur'an-ı Azimüşşan bütün insanlık toplumlarını, özellikle Kur'an'a iman eden bütün Müslümanları tarih boyunca bütün bunları göz önüne alarak verdiği bilgileri verir, hükümleri ona göre verir. Bundan dolayı Kur'an-ı Azimüşşan'ın bu gibi bazı yerlerde vermiş olduğu, zikretmiş olduğu detaylı bilgilerin tarih boyunca Müslümanlar üzerinde ne gibi bir etki bıraktığını olumlu manada ancak Allah bilir. Ve Allahu alem, Allah Celle Celle, yani Kur'an-ı Azimüşşan bundan ötürü bir takım bazı olaylarda bazı detaylara yer vermektedir. Bu da onlardan birisi olduğunu düşünüyor. Evet. Felemma cehazehum bi cehazihim, diyor. Onları Musa, Yusuf Aleyhisselam kardeşlerinin hazırlığını, cihazını hazırlayınca, cihaz Arapçada yolcu için hazırlanan azık ve diğer eşya. Buna cihaz denir. Hatta bugün
Türkçe'de de kullanılmaktadır. Mesela gelin cihaz diye çeyiz olan, tabii o kelime biraz tahrife uğramış. Gelinin çeyizi, o çeyiz kelimesi cihazdandır. Buradan gelmedi. Hatta Türkçe'de de bu kelime geçmektedir. Yani o herde geçmiş durumdadır. Yani niye ona cihaz veya çeyiz denir? Çünkü onun için hazırlanan bir takım eşyalar var. Dolayısıyla kelimenin kökü buradan gelmektedir. İşte Yusuf Aleyhisselam o kardeşlerinin, yolcu olacak olan kardeşlerinin o yolcu için hazırlanması gereken neyse o şekilde onları hazırlayınca, yani onlar tabii gıda almak için o günkü şartlarda buğday mıdır başka bir şey midir, yani gıda almak için, çünkü o zaman Kenan bölgesinde de bir kıtlık baş göstermişti. O kıtlıktan dolayı Yakup Aleyhisselam'ın çocukları dediler Mısır'da hayırsever, iyiliksever, yardımsever bir kral var. Onun yanına gidelim, belki bize biraz gıda verir. Ve gerçekten geldiler. Yusuf Aleyhisselam tabii Allah'ın peygamberi olunca elbette yardımsever. Kudüs'e yakın. Allah-u Alem. Orada onları o şekilde tabii gıda hazırladı ve gıdalarını hazırlayıp, yani o gıda ile doldurulacak yüklerini hazırlayınca ceale sikayete fi rahli ahi. Sikaya insanın kendisiyle su içtiği meşrebe, yani kadeh diyoruz. Bu sikaya da Aziz'in, yani Melik'in sikayesiydi. Onunla su içiyordu. Ama Mısır'da kıtlık olunca onu yemek şeyine artık buğday gibi, alpa gibi, mercimek gibi verilen gıdaların ölçüsü de yapıldı. Ki buna bizim oralarda ölçek deriz. Yani biliyorsunuz bu modernite öncesi dönemlerde diyelim veya modernitenin, modern araç ve gereçlerin fazla girmediği kırsal alanlarda hala buğday gibi, fasulye gibi, pirinç gibi, mercimek gibi gıdaların ölçümü kabla yapılır. Ve bu kabla yapılan ölçüme Arapçada keyl denir. Tartıyla yapılan ölçüme vazin denir. Ama buna da ne denir? Keyl denir. Mesela yer ölçümüne ne denir? Zira denir. Vera. Yer ölçümü. Metreyle ölçüyorsunuz ya. İşte buna keyl denir. Bu sika, yani kralın maşrabesi, onunla su içtiği o kap, demek ki bir bardak. Bu bardak biraz büyükçe de olabilir ama neticede su içtiği bir bardaktı. Tabii kaynaklarda kimisi gümüşten olduğu, kimisi de altından olduğunu söylüyor. Ama neticede bu onunla su içilen kaptı. Sonra Mısır'da da kıtlık olunca, gıda sıkıntısı baş gösterince artık insanlara verdikleri gıdaları o meşrebeyle ölçerek veriyorlardı. İşte o meşrebeyi kardeşinin yükünün arasına koydu. Sonra tabii kervan artık hazırlandı, çıkacak. Ezzene muezzinun, bir tellal bağırdı. Eyyetu el ayir. Bir aslında yük yüklenen develerin ismidir. Burada cemaat, bu cemaat kast edilerek ve eyyetuha muennes olarak gelmiş ve tabi cemaat düşünülerek
Eyyetü müennes gelmiş cemaat tevhidi. Ama muhataplar erkek cemaati olduğu göz önüne alınarak da innekum cemil müzekkelamin gelmiş. Yani Kur'an yazmışlar. Farklı yerlerde bir takım farklı yorumlara binaen farklı zamirler kullanıyor ki Arap lisanında da bu yaygın olan bir şeydir. İşte ey kervan halkı, innekum lesarikun, sizler hırsızsınız. Tabi bu onlar normalde arkadaşlar zavallılar hırsızlık yapmamıştı. Çalmamıştı. Ama bu bir mizansendir. Bu mizansen de Allah'ın izniyle yapıldığı için bu mizansende bir takım ifadelerin kullanılması caiz olmuştur. Yoksa yapmalıkları bir şey nasıl vesaire diyecek. Anladınız mı arkadaşlar? Bu çok önemli ve kanaatimce Yusuf suresinin özellikle bu kesiti olsun, rüya kısmı olsun vesaire, bunlar olumlu sinemacılıkta mizansen için önemli bir delil teşkil ediyor. Ama olumlu diyorum. Yani halkı bir takım alavere bir takım bugünkü müptezel sinemacılıkta değil. Toplumu doğruya yönlendirme, toplumu ilme yönlendirme, güzel ahlaka yönlendirme, buna benzer topluma cihat ruhunu verme gibi bazı mizansenlerin yapılmasına cevaz teşkil ettiğini, müsned teşkil ettiğini düşünüyor. Karu dediler ve ve akberu aleyhim. Yani kim bunu dedi? Kervan ehli dedi. Ve ve akberu aleyhim, kralın azizin haşiyesine yöneler dediler. Mâde takibim. Siz neyi bulamıyorsunuz? Yani kaybettiğiniz nedir ki diyorsunuz hırsızlık yapılmış. Karu bu da minnere gider. Melik'in haşiyesine gider. Dolayısıyla arkadaşım burada İbn-i Kemal Paşa bin küsürlü yıllarda vefat etmiş bir Osmanlı alimidir. Çok müthiş bir adamdır hakikaten. İbn-i Kemal Paşa'nın burada bir hususunu arz edeyim. Şimdi tefkik-ud-damair diye bir şey var. Tefkik-ud-damair, bunu nahv kaynakları zaman zaman yer veriyorlar. Tefkik-ud-damair nedir? Bir yerde bir metinden geçen birkaç damir peş peşe geçen damirlerin mahreçleri ayrı olursa buna tefkik-i damair denir. Ve bazı alimler, çoğu alimler tefkik-i damair'e karşı çıkıyor. Bu tefkik-i damair olmaması lazım. Bazı da tefkik-i damair de diyenler var. İntişar-ı damair diyenler de var. Yani ikisi aynı şey. Fakat İbn-i Kemal Paşa buna karşı çıkıyor. Yani çok haklı olarak. En çok haklı buldu. Bunu bir risalede inceliyor. Tefkik-ı damair ne zaman kötü olur, uygun olmaz. Eğer manayı bozuyorsa, manada bir iltibasa, manada bir iltibasa, bir yanlış anlaşılmaya vesile oluyorsa, karışıklığa vesile oluyorsa tefkik-ı damair iyi değil. Ama eğer böyle bir şey söz konusu değilse tefkik-i damair'in gayet normal olduğunu haklı olarak söylüyor ve birçok örnek veriyor. Kanaatimce bu burası da o örneklerden biridir. Çünkü bakınız, innekum sariqun damiri kime gider? Kervan halkına gider. Doğru mu? Karu damiri kime gider? Yine kervan halkı. Ve ve akbelu yine onlara, aleyhim hum damiri kime gider? Melik'in haşiyesine. Mâde tefkidun yine Melik'in haşiyesine. Karu
Bu kime gider? Bu ashabın ile gider. Bakınız, damiller farklı yerlere gidiyor ama bir sıkıntı yok. Bir karışıklık yok. Bir iltibas yok. Dolayısıyla terkik-i domay olsa da olsun. Ki zaten makam onu da gerektiriyor. Bu açıdan yani Ebu Kemal Paşa Allah rahmet etsin bu konuda hakikaten farklıdır ve haklıdır. Evet, kalu dediler ki nefkidu suva'al melik. Biz yani burada bakınız arkadaşlar işte Kur'an'ın ilginçliği bu gibi yerlerde çıkıyor. Birinci yerde sıkayı dedi, burada da suva. Birinci yerde niye sıkayı dedi? Onun o meşrebelik vasfını ön plana çıkarmak için. Ve dolayısıyla orada meşrebe olması daha önemli olduğunu ifade ediyor. Burada ise aynı kabın ölçer bir kap olduğu yönü göz önüne alınarak sua denmiştir. Ve hem burada farklı kelimenin farklı taraflarına işaret etmek için farklı isimler kullanmış. Mesela bunun bir örneğini şu Kur'an'da geçen ifadelerde görüyoruz. Mesela bir yerde Kur'an için bildiğimiz Kur'an kullanılır. Çünkü bu ismi Kur'an'dır. Bir yerde onun için Furkan kullanılır. Çünkü hak ile batılı birbirinden ayırır. Mesela o yönüne dikkat çekmek için. Bir yerde, yani birçok yerde kitap vasfı öne geçer. Onun ileride, yani tabii nüzul dönemi itibariyle diyorum, ileride kitap haline geleceği gaybi bir ihbarla verilerek o yönüne dikkat çekilir. Bir yerde de hadis ifadesi geçer. Mesela Dur suresinde فَلْيَأْتِ بِحَدِيثٍ مِثْلِ فَلْيَأْتُ بِحَدِيثٍ مِثْلِ. Orası da ne hangi yönüne dikkat çekilir? İnsanın Kur'an'ın ibarelerini, metinlerini telaffuz etmeleri yönüne dikkat çekilerek hadis denir. Dolayısıyla bu şekilde düşündüğümüzde hem klasik dönemde Mu'tezile'nin hem de ne o Mu'tezile dediğimiz yeri Mu'tezile'nin buna yani çağımızdaki yeni Mu'tezilelerin bazı rasyonalist geçinenlerin bazılarının efendim bu ayeti delil göstererek Kur'an'ın mahluk olduğunu savunanlarla. Ama onlar bu hadis ifadesini kullanırken delil gösterirken yanlış delil gösteriyor. Çünkü o Kur'an'ın bir tarafına dikkat çekmek için. Yoksa bu Kur'an'ın tamamının muhdes bir şey olduğuna delalet etmez. Bu önemli bir nokta. Evet. Kalu dediler ki nefkidu suva'al melik. Biz melikin onunla gıdaları ölçtüğü kabını ne yaptık? Yani bizim oralarda ve kırsal alanlarda ölçek dediği ölçeğini kaybettik. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ. Kim onu getirirse bir deve yükü ona mükafat olarak verilecek. Hamil burada yük demek. Bir deve yükü gıda verilecek. Bu da tabii o suva'ın, sağın ehemmiyetine işaret ediyor. Evet. Bu ehemmiyeti iki yönden olabilir. Bir, saray çevresinde gördüğü işlem, çünkü onunla gıda ölçülüp insanlara gıda dağıtılıyor. Ondan dolayı önemlidir. Diğer bir şey de önemli terkip maddesi, yani madeni itibariyle, çünkü dedik ya, ya gümüştendi ya altından. Dolayısıyla bu da kıymetli olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla hem kıymeti itibariyle hem işlevi itibariyle önemli olduğunu gösteriyor bu. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حَمْلُ بَعِيرٍ. Kim bunu getirirse ona bir deve yükü
gıda mükafat verileceği. Ve ene bihi zaim. Ve tellal diyor ki onun da kefili benim. Zaim burada arkadaşlar kefil anlamındadır. Zam kökünden, tabi zam kökü birçok manaya geliyor. Burada zam kökünden zaim, gelen zaim şey anlamındadır. Kefil anlamındadır. Yani ben onun kefiliyim. Dolayısıyla bir nevi meşrebeyi veya sağı araştıranlara ne yapıyor? Bir teşvikte bulunuyor. Yani bunu ciddi ciddi arayın. Kim getirirse ona mükafat var. Karun. Bunu kim söylediler? Yine şey, Ashab-ı Ayr dedi. Tallahi. Allah'a yemin ederiz. Bu tallahideki ta arkadaşlar kasem tasıdır. Biliyorsunuz birkaç tane kasem harfi var Arapçada. Vav, ba, bazen lam ve ta. Yalnız ta her yerde kasem için gelmez. Ta üç yerde kasem için. Yani üç kelimeyle birlikte. Hatta bazı nahvciler bir kelime. Sadece Allah lafzı celiliyle kasem edatı olan kullanılır. Ama nahvilerin geneli ta'nın hem Allah lafzı celiliyle hem Rahman lafzı kerimiyle hem de Rabbil Kabe lafzı şerifiyle kasem olarak geliyor. Mesela Araplar tarabbil kâbeti yani Kabe'nin Rabbine kasem olsun diye. İşte tallahi dediler ki Allah'a kasem ederiz. Hatta şimdi Türkçe'de de bazı insanlar yemin edince vallahi billahi tallahi derler ya. O üç kasem harfini kullanırlar. Kalu tallahi dediler ki Allah'a yemin olsun. Lekad alimtum siz bildiniz. Neyi bildiniz? Ma ci'na li nufside fil ardı. Bizim arda yerde. Bakınız buradaki arkadaşlar Kur'an-ı Azimüşşan icaz için mesela fi ardikum dememiş. Veya fi ardı Mısır'a dememiş. Onun yerine ahdilamını kullanmış. Yani biz bu memlekette, bu yurtta bozgunculuk yapmak için gelmediğimizi bilirsiniz. Nereden biliyorsunuz? Hem bizim dindarlığımızdan hem de burada kaldığımız süre içerisindeki ilişkilerimizden, davranışlarımızdan bizim yeryüzünde bozgunculuk ettiğimizi, etmek için gelmediğimizi. Yani gelip de Melik'in veya burada sizin bazı şeylerinize göz dikmek, bazı şeyleri çalmak, buna benzer bazı bozgunculuklar yapmak için gelmedik. Tabii biliyorsunuz bu Ashab-ı Kehf, Yakub Aleyhisselam'ın çocuklarıdır. 11 çocuk değil mi? 11 kişi. Tabii bu 11 Yusuf Aleyhisselam'ın dışında. Tabii Yusuf Aleyhisselam'ın nübüvveti Kur'an'la sabittir. Onda problem yok. Ama diğer geriye kalan 11 kardeşi bazı alimler onların da nebi olduğunu söylüyor. Onların da tabii nebi olduğunu söylüyorlar. O halde bu Yusuf Aleyhisselam'a yaptıkları oyun nübüvvetle nasıl örtüşür? O nübüvvet öncesi dönemde. Yani henüz onlara nübüvvet gelmedi. Hazreti Oğuz kabul etmiyor. Ama bazı insanlar, evet, bazı alimler bu hatayı işlemişler ise de ama daha sonra tövbe ettiler ve Yakub Aleyhisselam'ın çocukları olarak nübüvvet evinde yetişmiş olduklarından dolayı salih insanlar. Yani bu görüşte olanlar da vardı. Ama her halükarda bu ifadeden de anlıyoruz ki onlar siretleriyle, davranışlarıyla, ibadetleriyle etrafa bir güven verdiler. Ve etrafa bozgunculuk yapmamaları noktasında
etrafa bilgi düzeyinde bir şey verdiler. Bir güven verdiler. Onun için lakabı alimtu demiş. Ve ma kunna sariqin. Ve biz hırsızlık edenler değiliz. Yani asla biz hırsızlık etmeyiz. Kalu. Yine kim söyledi? Bu defa Melik'in haşiyesi. Dediler ki فَمَا جَزَاءُهُ اِنْ كُنْتُمْ كَاذِب۪ينَ. Eğer bu sırkatın, bu hırsızlığın cezası ne olacak eğer siz yalancı çıkarsanız? Yani siz, biz hırsızlık yapmadık diyorsunuz. Ama olay sizde çıksa, o meşrağı sizde bulunsa, bu ne demektir? Siz hırsızlık yapmışsınız. Dolayısıyla biz hırsızlık yapmadık demekle de yalan söylemiş oluyorsunuz. Ne olur o zaman? Kalu. Bu defa ashab-ı ayır, yani Yakup Aleyhisselam'ın çocukları dedi. Cezauhu. Bu işin cezası, bu işin cezası, ceza damiri sırkata fiil teviliyle alacak. Yani ceza-u fiali serikati, bu hırsızlık fiilinin cezası, men vecide fi rahlihi fehuve ceza. O kimin kervan yükünde, rahl burada yük demek. O şey, o meşrada, o melikin sual kimin yükünde bulunursa, fehuve kendisi ceza-u. O şeyin cezası. Yani kendisi köleleştirilir. Ve kezalike necizevvalimin. Bunu yine kime söylüyor? Yakup Aleyhisselam'ın çocukları. Bizim yani hırsızlık yapmak suretiyle zulüm edenleri biz böyle cezalandırırız. Yani kim hırsızlık yapar, o hırsız yakalanırsa direkt ne yapılır? Köleleştirilir. Bu tabii oldukça ağır bir ceza. Ve arkadaşlar burada şunu anlıyoruz. Kezalike necize valemin, bu hırsızı köleleştirme cezası Yakup Aleyhisselam'ın şeriatıdır. Yoksa Mısırlıların değil. Febede'e o Yusuf Aleyhisselam başladı. Tabi Yusuf Aleyhisselam, Allah-u Alem, bu şundan şöyle anlıyoruz. Hani ben el emiru el medinete. Emir yani padişah veya vali, emir iki manada da geliyor. Medine-i şehri inşa etti. Burada mecaz-ı akli olduğunu söylüyoruz değil mi? Mecaz-ı akli. Fiil gerçek faali olan işçiler, üstalar falan, onlara nispet edilmemiş, sebebe nispet edilmiş. Burada da Allah-u Alem o onların yükünü araştırma hususunu bizzat Yusuf yapmamış. Ya Yusuf'un emriyle görevliler yapmış. Ama Yusuf'un emriyle yaptıkları için fiil ona nispet edilmiş. Dolayısıyla beda bi evayyetihim, burada yine mecaz-ı akli var. Biliyorsunuz mecaz-ı akli fiilin gerçek failine isnat edilmeyip o fiilin sebebi, zamanı, mekanı vesaire isnadına mecaz-ı akli diyoruz. Yani Yusuf'un tellalı veya görevlileri Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşinin yükünden önce öbürlerinin yüklerini araştırmaya başladılar. Önce onların yüklerini. Evayet vi'a'ın çoğuludur. Vi'a ne demek? Kap demektir. Kaplar demek. Ha, niye kap denilmiş? Çünkü o aldıkları gıdayı Mısır'dan almışlar ya. Çuval gibi şeylere koymuşlar. Tabii haliyle bu ne oluyor? Bu
kap oluyor. Ve şeyin meşrebenin saklanması da ancak kap içerisinde olur. Bundan dolayı Allah-u Alem rahmi yerine vi'a kelimesi kullanmıştır. Demek ki kardeşinin kabından önce onların kaplarını yani yüklerini araştırmaya başladı. ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا. Burada arkadaşlar İbn-i Aşur'un rahimahullah istecabe ile ecaba için söylediği güzel bir ifade, tespit var. Diyor ki istifal manadan mübalağa etmek için ifal anlamında kullanılmış. İstecaba manadan mübalağa için uyuma. İfal yerine kullanmış. Ecabe yerine. Burada da Allah-u Alem yani ona kıyas ederek anlıyorum. İstehrece de mübalağa için ahrece yerine kullanılmış. Yani burada istihraç talep için değil. Yani sümme ahraca onu çıkardı min vi'a-i ahi kardeşinin yükünden o meşrebeyi çıkardı. Bu istihraca damiri suva'a sikaye teviliyle gitmiştir. Çünkü hem o kap için hem sikaye kullanıldı hem suva kullanıldı. Ve limen ca'e bihi damiri müzekker olarak suva teviliyle. Ama burada istihraca sikaye teviliyle müennes damiri irca edildi. Evet. Kedalike kidna li Yusuf'a. Böylece bu planı Yusuf için biz yaptık. Bu cümle bize şunu ders veriyor. Yani burada tamamen bir mizansen var. Ve tabii mizansende yani bizim hani normal gerçek yapılan fiillerde, davranışlarda olmayan bazı şeyler oluyor. Mesela orada yalan söylenebiliyor. Yani yalan olduğu cümleler geçebiliyor. Mizah geçebiliyor vesaire. Ama mizansen onu gerektiriyor. Ve burada Allah'ın izniyle bu mizansen yapıldığı için o daha doğrusu yapıldığını ifade etmek için kezalike kidna li Yusuf. Ta ki böylece Allah'ın peygamberi aleyhisselam bir yalana veya yanlış bir şey yapmaya nispet edilmez. Çünkü arkadaşlar olayı şöyle bakacağız. Neticede mesela diyelim ki yalanın haram olduğunu kim hüküm koymuş? Din itibariyle şeriat hüküm koymuş. Örneğin şeriat yalan caizdir diyse caiz olur. Nitekim üç yerde mesela şeriat cevaz vermiş. Nerede? Ailenin tehlikeye girdiği durumda erkek hanımı için yalan söyleyebilir. Bir de başka iki kavmi barıştırmak için yine yalan söylenebilir. Yani ben şunun için bunu söylüyorum. Hüküm sahibi olan yani şeriat sahibi bir şeye helal diyorsa helaldir, haram diyorsa haramdır. Burada Allah Celle Celaluhu bu mizansene cevaz vermişse o mizansende o geçen olaylar caizdir. Çünkü orada şarihan izni var. Ve bu kezalike kidnali Yusuf'a bize bu gerçeği ifade ediyor. Bu önemli bir şey. Ma kâne li ehuze ehâhu fî dînil meliki. Burada Kana'nın damiri kime gider? Aziz'e gider. Yani Mısır Aziz'i. Ki Yusuf'tür aleyhisselam. O Aziz ma kâne li ehuze ehâhu ve yakın Yusuf'a gider. Burada Yusuf geçti ya. Yusuf'a gider. O Yusuf aleyhisselam kardeşini fidînil melik bazı müfessirler siret mesela İbn-i Cüzey şeriat diyor. Bu da şeriat daha uygundur Allah'a. Yani Mısır meleğinin
kanununa göre o, yani ona göre eğer davransaydı, ona göre hırsıza ceza vermek isteseydi kardeşini köle olarak alamazdı. Ama Mısır Melik'in kanununa göre değil, Yakub Aleyhisselam'ın, çünkü onlar öyle dediler. Bir nevi onlar kendileriyle ilgili bu kararı verdiler. Men vucide fi rahlihi fehuve cezaun. O kimin yükünde bulunursa kendisi ona ceza olarak köleleştirilir. Ama Melik'in kanununda, yani Mısır, o günkü Mısır kanununda böyle bir şey yoktu. Neydi onun? Bir hırsız yakalanınca çalmış olduğu şey iki katı tazmin edilir ve dövülüyordu. Kanun buydu. Ama işte bu kanuna göre davranılsaydı elbette kardeşini alamazdı. Ama buna göre değil, Yakup Aleyhisselam'ın kanununa göre amel edince kardeşini ne yaptı? Almış oldu. Onun için bu ne lâ mecuhun diyor. Tabii. Men fî kâneden sonra gelince men ma kâne li en ye'hudâ ahâ. İlla en yeşâ Allah. Ancak Allah dilerse, yani ancak Allah dileyince ne yaptı? Tuttu Yakub'un kanunuyla kardeşine el koydu. Nerfa'u derecâtin men neşâ. Biz istediklerimizin derecelerini ne yaparız? Nerfa'u men neşâ derecâtin. Arkadaşlar, eğer derecatin teminle okursak, temin kıraatiyle, o zaman nerfa'u min mef'ulu min neşa olur ve derecatin de temiz olarak mansup olur. Yani biz dilediklerimizi derecelerce, yani birçok dereceyle ne yaparız? Yükseltiriz. Hatta bazı müfessirler bu derecelerin ilim itibariyle olduğunu söylüyorlar. Yani istediklerimizi ilim dereceli, ilimle onun derecelerini ne yaparız? Yükseltiriz. Bunu söyleyenler de şu gelecek cümleyi delil gösteriyorlar. O gelecek cümlenin karinesiyle diyor, buradaki dereceler ilimden kinayedir. Yani biz dilediğimiz kulların derecelerini neyle yükseltiriz? İlimle. Tabi bu iki türlü anlaşılır. Anlaşılma imkanı var. İlimle derecelerinin yükseltilmesi, yani ilimde fazla seviyelerin verilmesi. Kimisi az alim, birisi çok, kimisi çok çok alim, kimisi daha çok çok alim. Böyle. Ya o şekilde veya ilimle Allah katındaki manevi dereceleri. Bu şekilde de anlaşılabilir. Ve fevka kulli zi ilmin alim. Her ilim sahibinin üstünde alim birisi vardır. Çok bilen biri vardır. Tabi bu cümle çok yönlü mesajı olan bir cümledir. Çok yönlü. Bir taraftan bizi ilme teşvik etme yönünde çok açık bir mesajı var. Yani ilmimizi artırma noktası. Yani madem her bilgi sahibinin üzerinde daha bilgililer var, o zaman bilgilerimizi artırmamız lazım. Bu bir. İkincisi, ilme teşvik var. Değil mi? İlme teşvik var. Evet. Üçüncü bir şey daha aklıma geldi, kaçtı sonra. Ve fevka kulli zî ilmin alîm. Evet. Bir de ilimle mağrur olmama mesajı var. Yani bir ilmimiz varsa kendimizi dünyanın yarısı görmenin bir anlamı var. Yok. Çünkü mutlaka bizden daha fazla alim olanlar, haddimizi bilmek lazım. Yani bu çok özellikle ehli ilim için, akademisyenler için, herkes için çok önemli bir derstir.
ve fevka kulli ilmin ilm. Her ilim sahibinin üzerinde ve ilim nekire bırakılmakla ilmin nekireliğiyle mübhem bırakılmış ve dolayısıyla hangi ilim var olursa olsun, bu dini ilimler yani İslami ilimler olur, bu diğer fen ilimleri olur, hangi ilim olursa olsun o bilgi sahibi şunu bilmeli ki kendisinden daha bilgili olanlar var. Ki hatırlıyorsanız sahih hadiste Hıdır ve Musa Aleyhisselam'ın kıssasının sebebi bir İsrail oğullarından bir adam Musa Aleyhisselam'a gelir ve ona sorar. Sizden daha alim kimse var mı? Musa Aleyhisselam da tam neticede insandır. O insani bilgisi çerçevesinde kendimden daha alim kimseyi bilmem. Böyle deyince muahize ediliyor ve ona kendisinden en azından bazı alanlarda daha alim birinin olduğu haber geliyor ve Musa Aleyhisselam da ya Rabbi o zaman ben onunla görüşmek istiyorum ve o Hıdır Aleyhisselam'ın macerasına katılıyor. Evet. Yani bence ona gerek yok. Çünkü alim bir kelime kız nekire bırakmış. Eğer alimden maksat Allah olsaydı marife getirdi. Ki Allah'la ilgili genelde Kur'an'da geçen alim marife gelir. Yani illa %100 demiyorum, genel diyorum. Dolayısıyla o alimunun mübhem bırakılması bizim bildiğimiz yani insanlar arasında. Ha sonunda, sonu itibariyle her alimin en üstünde Allah vardı, o ayrı. Ama cümle itibariyle beşeri düzeyde anlamak daha anlamak. Halu yine kim dedi bunu? Ashab-ül İr dedi. Yani o Yakub Aleyhisselam'ın çocukları olan kervandaki şahsiyetler in yesrık. Eğer Yusuf, şey Yusuf diyorum, Bunyamin yani. Tabi bu Bunyamin'in biliyorsunuz arkadaşlar Yusuf Aleyhisselam, şey Yakub Aleyhisselam'ın 12 çocuğu var. İki tanesi bir anneden, 10 tanesi başka bir anneden. Ve işin bidayetinde Yusuf Aleyhisselam'a kıskanmalarının sebebi çünkü Yusuf onların öz kardeşleri değildi. Anneleri ayrıydı. Onun için yani onun da bir etkisi vardı. Ve Yusuf Aleyhisselam'ın öz yani anne bir baba bir kardeşi Bunyamin'di. Ve Yusuf Aleyhisselam o Bunyamin'i yanında bırakmak için, tutmak için o şeyi, meşrebeyi onun kabında saklamıştı. Ve bunun üzere dediler ki in yesrık, eğer bu Bunyamin çalmışsa fakat saraka ehullahu min kablu. Demek ki bu onların genetik özelliğidir. Çünkü onun bir kardeşi daha hırsızlık yapmıştı. Şey şarjım bitiyor ya. Evet. İn yesrık, eğer hırsızlık etmişse, çalmışsa yani bu onların bir nevi adetidir. Fakat saraka ehullahu min kablu. Onun bir kardeşi de daha evvel hırsızlık yapmıştı. Bunu niye söylediler? Bununla ilgili Ebnu Cüzey el-Kelbi üç görüşe yer verir. Bir, çünkü diyorlar küçükken yetişmiyorum oraya. Saniye. Bir saniye arkadaşlar, şarjımız bitti de. Yok. Ha, gel, tamam. Bir dakika, sen ne çıkalım?
Çalışsa bu ya yani şey evet. Küçükken anne tarafından dedesinin bir putu vardı. O putu aldı, kırdı. Evet. Dede annesi tarafından dedesinin bir putu vardı. O putu aldı, kırdı. Onun için ona hırsızlık yaptı. Kimisi de diğer bir görüş, Yusuf Aleyhisselam küçükken babasının evinden yemek alırdı, fakir fukaraya dağıtırdı. Bundan dolayı da efendime söyleyeyim, yok hırsızlık yaptı. Diğer bir rivayette de teyzesiyle ilgili, teyzesinin yanında, teyzesi de onu çok seviyordu. Teyzesini yanından alınınca üzerinde bir kemer vardı. O kemerle birlikte alınınca sanki o hırsızlık etmişti diye böyle bazı görüşler söyleniyor. Yani şeyin Rahil'in oğulları, Yakup Aleyhisselam'ın Rahil'den olan bu oğulları dediler ki eğer Bünyamin yapmışsa onun kardeşi de daha evvel yapmış diye, demek ki bu onların bir özelliğidir. Ve tabii bununla kendilerini tebriğe ediyorlar. Temize çıkarıyorlar. Ama فَاَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي Yusuf Aleyhisselam onların bu kelimesini kendi içerisinde sakladı. Yani içinde bu kelimeye üzüldü ve kızdı. Yani ben nerede hırsızlık yapmışım ki bana hırsızlık isnat ediyorsunuz? Evet. Bu aslında فَاَسَرَّهَا yani فَاَسَرَّ غَضُبَتَهَا فِي نَفْسِهِ. Bu şekilde anlamak lazım. Yani o kelimeden dolayı olan öfkesini gizledi. Açığa vurmadı. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ Ve o öfkesini onlara ne yapmadı? Açıklamadı. قَالْ Onlara yine kendi içerisinde, bak yine bu kale de kendi içerisinde. Dolayısıyla bu hani kelamın lafızı için bir lafzı kelam, bir manevi kelam diye bir şey var ya nahvcıların bir izahı, bu ona da delil teşkil ediyor. Çünkü o kale şey olarak söylemedi onlara. Dille siz konumunuz daha kötüdür. Onu kendi içinde söyledi. Dolayısıyla manevi olana da kelam, kavul kullanılabileceğinin ifadesidir. Vallahu alemu, evet diyor Ozan aşağıya iniyor. Vallahu alemu bima tasifun, sayfayı indir. Allah sizin söylediklerinizi tasifun vasıf kökünden, yani Allah sizin söylediklerinizi daha iyi bilir. Yani Allah daha iyi bilir ki yani hem Bunyamin de hırsızlık yapmamış, ondan önce kardeşi Yusuf da hırsızlık yapmamış ve asıl yanlışı yapan sizlersiniz. Evet. Kalu dediler ki ya eyyuhel aziz, ey aziz. Tabi burada bir edep dersi var arkadaşlar. Yani insan özellikle büyüklerle hitap ederken isimleriyle hitap etmeyip unvanlarıyla hitap etme noktasında bir ders veriyor. Çünkü Yusuf Aleyhisselam ismi Yusuf'tu. Mesela o toplumda da ismini sormadılar. Niye? Çünkü onu unvanıyla hitap ediyorlar. Ey Aziz. Tabi Aziz Mısır'da kral değil. Ya Aziz maliyeden sorumlu olan ve bir nevi kralın çok fazla güvendiği bir vezir konumunda. Onun unvanı.
Yani bazıları diyorlar ki işte bu aziz kelimesi çünkü o dönemde henüz Firavunlar olmamıştı. Onun için ona aziz deniliyor. Ama aziz burada kral anlamında değil. Çünkü biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam kral tarafından atandı. Ve kral için Kur'an melik kelimesini kullanıyor. وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِ بِهِ اَسْتَخْلِصُ لِنَفْسِ Dolayısıyla burada net bir şekilde anlıyoruz ki unvan olarak melik kral karşıtıdır veya kralın karşıtı meliktir. Ayrı bir unvan, aziz de ayrı bir unvandı. Ve Yusuf Aleyhisselam kral değildi, azizdi. İşte dedi ey aziz, inne lehu bu hırsızlık yapan, yani tabi bağlama göre söylüyorum, o Bünyamin'in evvel babası var, şeyhen kebira, kocamış bir yaşlıdır. Yani pir ifade bir babası var ve babası bunu çok seviyor. Ve hatta biliyorsunuz tabi la ta'tunni mevsikan minallahi illa en la ta'tunneni bihi illa en muhata bikum diye. Onlarla Bünyamin gönderince çünkü daha evvel Yusuf'a yaptıklarını hatırladığı için Yakup Aleyhisselam siz bana çok sağlam bir güvence vermezseniz ben göndermem size. Dolayısıyla bu güvenceden dolayı Yusuf'a yalvardılar. Ey aziz dedi. Ne olur? Onu alma. Çünkü onun ona düşkün yaşlı bir babası var. Yani buna düşkün bir yaşlı babası var. Ve babası da onu koruma noktasından bizden çok ahit aldı. Öyleyse onu alma. فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهُ Bizden birisini onun yerine al. O senin yanında rehin kalsın. Biz bunu götürelim. اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ Biz seni ihsan edenlerden görürüz. Çünkü birkaç gün buradayız. Sizin nasıl rayiyenize, vatandaşlarınıza nasıl davrandığınızı, ne kadar ihsan ettiğinizi gördük. Dolayısıyla o ihsanınızın bir devamı olarak ne olur? Bunu bizimle gönder. İşte ayet şey bitti değil mi? Sayfa bitti. Dolayısıyla onu söyledi ama Yusuf Aleyhisselam da tabii onların bu tekliflerini reddetti. Çünkü kardeşini yanında tutmak istiyordu. Zaten plan da onun içindi. Onun için onların bu teklifini reddetti. Evet. Subhaneke Allahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifûn ve selamun aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.